Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Ne zaman diliyoruz? 2019'un son gününde değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun efendim. Efendim malum 2019 yılı ülkemiz adına, şehrimiz adına pek hoş geçmedi diye düşünüyorum. İnşallah 2020 mutluluk, huzur, sağlık, başta sağlık elbette getirir hepimize ve çok güzel bir ekonomi getirir inşallah. Temennimiz bu yönde, hepimizin beklentisi bu yönde ve 2019'a da çok kıymetli yine Elazığ'ımızın, kendisi de Elazığlı, yara Elazığlı diyelim, çok değerli bir sanatçımızla böyle kapatacağız inşallah ve birazdan takdim edeceğim ve bugün sesiyle de hepimizi büyüleyecek ki sevenleri ben biliyorum. Elazığ'ımızda çok yetiştirdiği, Elazığ'ımızın yetiştirdiği çok kıymetli bir ses. Ama ana tema her zaman olduğu gibi yemek ve yemeğimizi de kimler öğreniyoruz? Çok affedersiniz. Tabii ki şefimiz Müyesser Ünsal'ı şefimizden. Dilerseniz hemen yanına geçelim. Bakalım bugün ne yapacakmışız? Günün menüsünü, malzeme listesini, akabinde de tariflerini kendisinden öğrenelim. Şefim. Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. 2019'un son programı. Evet, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Abi, müjdem daha var. Yarın evet. Gitmiyorsun. Aa, evet. Çarşamba günü o müjde bana olmadı. Terk ediyordu biliyorsunuz değerli izleyenler. Çarşamba evet. Günleri Ankara'ya gitmek. Resmi tatil olduğu için tabii ki. Evet. Gidemeyeceksiniz. Gitmiyorum. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Fark ettim, telefonda da söylediniz zaten. Evet. Efendim yarın da birlikte olacağız değerli şefimizle 2020'nin ilk programında. Kaçırsaydın üzülürdün değil mi? Kesinlikle öyle. Değil mi? Çarşamba günümüz. Yani yollarda geçirmek istemezdim ayrıca. Vallahi öyle. Efendim bugün dediğim gibi çok kıymetli bir konuğum var. Bekletmek de istemiyorum. Çünkü bol bol o güzel sesinden, o harika sesinden güzel parçalar dinleyeceğiz efendim bugün. Ama günün menüsünü öğrenelim şefimizden. Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? Bugün sebzeli pilav yapıyoruz. Bir de pilavımız geleli var. Kebabımız var. Geleli. Evet, geleli. Malatya yemeğiymiş efendim. Evet. Değil mi? Evet. Geleli, dün öğrendik. Kesinlikle. Ben de bilmiyordum. Geleli yemeği, kebabı Malatya yemeğiymiş. Ekran başına, Malatyalılar da ekran başına davet ediyoruz efendim. Ben izlediklerini çok iyi biliyorum. Ben de çok sevdiklerini de biliyorum, Elazığlılar kadar. Yoksa sevmiyorlar mı? Oradan birisi böyle sormak sanki sevmiyorum dedi ya. Sormak lazım. Ha? Bilemedim. 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 Peki efendim. Şöyle geleli kebabımızın malzemeleriyle başlayalım. Bakalım nelermiş malzemelerimiz. Geleli kebabımızın malzemeleri 4 adet bostan patlıcan, 650 gram kuşbaşı eti, 2 adet kuru soğan, 2 çay liston ya da sivri biber, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, 1 çay kaşığı kişniş, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su, üzeri için kekik ve tereyağımız var. Geleli kebabımızın malzemelerini tekrar ediyorum. 4 adet bostan patlıcan, 650 gram kuşbaşı et, 2 adet kuru soğan, 2 adet çay liston ya da sivri biber, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, 1 çay kaşığı kişniş, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su, üzeri için kekik ve tereyağımız var. Evet, teşekkür ederim. Bir de neyi vardı? Sebzeli pilavımız. Sebzeli pilavımız var efendim. Evet. Onun da malzemelerini görelim. Buyurun. Sebzeli pilav. Buyurun. Sebzeli pilavımızın malzemeleri 3 yemek kaşığı tereyağımız. Onu yazmamışız. 3 yemek kaşığı tereyağı. Gerisi eksik olmuş. Denekliyim. Yağsız yemek olur mu değil mi? Tereyağı, zeytinyağı. Evet. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı baldo pirinç, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 su bardağı börülce, 1 bölük su bardağı bezelye, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 çay kaşığı karabiber, kişnişimiz var, malzemelerimiz tekrar gelecek. Lütfen. Zerdeçalımız ve kaynar suyumuz var. Sebzeli pilavımızın malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 3 yemek kaşığı buyurun. Tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı baldo pirinç, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 su bardağı börülce, 1 bölük su bardağı bezelye, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kişnişimiz var. Malzemelerimiz yine gitti. Reklam geldi. Araya evet. Reklam girdi. Zerdeçalımız evet. Ve kaynar suyumuz evet, var. Çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Birazdan döneceğim. Evet. Şöyle kulaklarımızın pasını giderelim. Sonra tatlı tatlı yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Kesinlikle. Şu anda eminim birçok insan da dün verdik çünkü malzemelerimizi. Evet, evet. Bizimle birlikte malzemelerini hazırladılar, bekliyorlar. Değil mi şefim? Evet. Efendim az önce dedim ya çok kıymetli bir ses. Ünlü bir sanatçımız bugün bizlerle birlikte olacak ve
Sonra söyleyeyim değil mi? Akşam bence nerede sahne alacağım? Evet. Biraz değil sürpriz mi? Hatta olsun. Hatta kendisi söylesin. Kesinlikle. Çünkü bu programı kaçıranlar akşam o sesi dinlemek için ve çok güzel bir menüyle. Evet, evet. Değil mi? Yılbaşını kutlamak için ve kesinlikle eğlencenin doruğuna varabilmek için bizimle birlikte olacaklardır eminim. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Tabii hemen ki yanına geçiyorum. Çok kıymetli sanatçımız Arzu Arıkan. Merhabalar. Hoş geldin efendim, merhabalar. Arzu. Evet, merhaba. Hoş lütfen rica ederim, rahatsız olma. Estağfurullah. Şeref verdin. Estağfurullah. O şeref bana ait. Gerçekten Milat abi. Sizleri gördüm. Çok iyi oldum. Pozitif enerjiniz muhteşem. Çok teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz 10 numara. Ve 2019'u benimle kapattığınız için evet, de çok sevinçliyim. Evet. Görünüşler de birlikte açalım ama uçağı yarın erken evet saatte. Temennimiz oydu elbette. Çok kıymetli sanatçımız. Niye abi? Elbette çocukluğu yanımızda geçti efendim. Bunu da söyleyeyim. Evet. Böyle deyince de yaşım ortaya çıkıyor Arzu ya. Ama biz de öyle yani. Yaşlanmadık, yaş aldık. Yaş bence aldık. Yaş çok güzel aldık bir tabir efendim. Yaş alıyoruz. Biz tiyatro yaptığımız dönemlerde Arzu da Atatürk İlkokulu'nda okuyordu. Evet. Annesi çok iyi bir dostumuzdu. Bizim yanımıza sürekli gelir giderlerdi. Evet. Arzu da okuldan kaçar kaçar yanımıza gelirdi. Evet, halk eğitimde evet o zaman şey oynuyordum, halk oyunları oynuyordum. 9 sene evet yazığı oynadım. 9 yıl Elazığ folklor ekibinde. Evet, folklor ekibindeydim. Arzu. Gerçekten. Ve sonradan İstanbul hayatı ve sanatçılık hayatı bizim de gurur kaynağımız oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bilirsiniz o furyayı, o çocuk sanatçı evet furyası efendim. Ceylanlar, Küçük Emrahlar evet dönemi. Onlara dahil olduk. Tabii dahil hayat olduk çok başka yerlere sürükledi bizi ama köklerimizden hiçbir zaman kopmadık. Ama şu var Arzu. Bak o çocuk sanatçı ve şeyi dönemi. Evet, furyası. Çoğu ayakta kalamadı. Evet. Malum. Evet, evet. İyi sesler kaldı. Sesi kesinlikle oturmuşlar kaldı. Kesinlikle. Bunlardan biri de sensin. Çok teşekkür ederim. Seninle de gurur duyuyoruz. Allah kesin razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de memleketimle gurur duyuyorum. Anne tarafım Elazığlı evet, biliyorsunuz. Baba tarafım da Yozgatlı. Buradan Yozgatlara da selam olsun. Selam olsun İstanbul'da elbette. İstanbul'da çok bayağı tutarlar beni Yozgatlılar sağ olsun. Elazığlılar da tutar, çok severler. Ben zaten Elazığ'da yani büyüdüm. Doğmadım ama büyüdüm. Yani hani kültür olarak derseniz Elazığ kültürüm var. Çok güzel. Yani. O, kültür oturmuş. Biraz da kız çocuk anneden alır değil mi? Yani galiba. Değil mi? Evet öyle. Evet. Şimdi efendim Arzu'nun seveni, hayranı çok, kitlesi çok fazla maşallah. Eksik olmasın. Çok sevindirici. Dün 3 tane beyefendi sahne alacağı mekan Naturella'da oturuyoruz ve Arzu'nun uçağının inmesini bekliyoruz. Geldiler, ya Arzu Arkan burada mı çıkacak dediler. Evet dedik. Ya bizde çok büyük anısı var. Biz askerken dediler. Evet. İzmir Narlıdere'de askerlik yaparken efendim oraya Arzu sahne almış orada. Küçük çocuk sanatçıyken. 10 yaşındaydım. Evet. Orada sahne yapıyorken. Ve biz o kadar çok güzel eğlendirdi ki ve biz Elazığlı olduğunu öğrendik. 3 tertip izlediler. 3 asker arkadaşı. Duymuşlar ve bu akşam da bizimle birlikte olacaklar inşallah. Naturella'da. Biz ona sürpriz dediler ama artık sürpriz iyi kalmadı. Ama varlıkları sürpriz. Şeref verecekler inşallah o değerli misafirlerimiz i̇nşallah, de. İnşallah, inşallah. Arzu'yu görmek için gelecekler. Ama ne büyük bir hayran kitlesi. Bakın askerlikte evet, tanımışlar. Yıllar olmuş yani ve unutmamışlar. Unutmamışlar. Arzu Arıkan ismi demek ki belleklerine kazınmış. Benim babam da emekli albay olduğu için o dönem orada görev yapıyordu. Evet. Askeriye de çok çıkardım ben. Değil mi? Evet. Askeriyenin sanatçısı. Evet öyleydi vallahi. Bu dönem yani ben komutanlara, garnizon komutanlarına ondan sonra yani bayağı büyük hani rütbeli komutanlara 10 yaşındayken 11-12 o dönemlerde konser veriyordum yani. Çok da. Azıcık müsaade eder misin? Yemeği başlatalım. Estağfurullah. Tabii sonra buyurun tabii. Güzel parçanla başlayalım. İnşallah. Şöyle bir kulakların elbette pasını da getirelim. Tamam tabii ki. Şefimin yanına geçiyorum. Değerli izleyenler, Geneli Kebabı. Malatya'mızın güzel ülkemizin, vatanımızın o güzel parçası Malatya'mızın Geleli Kebabı'nı yapacak şefimiz. Evet. Evet, şöyle bir pencereyi alalım o malzeme listesini tekrar okumadan. Şefim ne yapacağımızı anlatın. Şimdi Geleli Kebabımız için ilk başta patlıcanları közleyeceğiz. İsterseniz köz tavasında, isterseniz fırında közleyelim. Ama fırında közlersek o içerisini küp küp doğradıktan sonra biraz yağda soteleyelim ki en azından yağın lezzeti gelsin. Ardından yapacağımız işlem kuşbaşı etlerimizi ben biraz daha küçülteceğim ki zamanla istifade daha çok pişsin diye. Deseydin küçülttürürdüm. Neyse siz unutuyorsunuz ben yapıyorum. Ben bunu nasıl bilebilirim Allah aşkına. İşte ondan sonra diyorlar ki şefine çok karışıyorsun. Şimdi erkekler her şeyi bilmeli. Işte. Mevzu bu. Ben her gün bunu yapıyorum. Her defasında küçültüyorum. Öyle mi? Çabuk olsun diye. Peki. Dikkat edin. Kuşu benim efendim. Her zaman kesinlikle olduğu gibi. Kesinlikle.
Ama aslında Arzu Hanım'a da bir şeyler yaptırır mıydınız? Böyle ikinci bölümde. Arzu Hanım isterse tabii. İkinci bölümde. Tabii isterse. Değil mi? Böyle mutfağımıza sokalım ya. Kofik. Malatyalılar alınmasın efendim. Mesela Karadeniz'de arkadaşlarım var, Ege'li arkadaşlarım ya Arzu şu kuru dolmanı yapsana diye gelirler. Tabii koşturmaktan işte işten güçten hani çok fazla mutfakla şu aralar aram iyi değil. Ama yaparım, bilirim. Mesela bizim 60-70 katlı böreğimiz vardır, Elazığ böreği. Onu da güzel yaparım. Tabii. Yaptım. Eminim yapıyordum. Çünkü annesi Elazığlı efendim. Evet, evet. Peki. Anneler bizim Elazığ'ın kadınları. Ya, evet. Anadolu kadını. Anadolu kadını. Çok güzel insanlar. Her birinin ellerini öpüyorum. Yaşımlar benden küçük olsun, büyük olsun. Çok cefakar, fedakar insanlardır. Buradan da annen sağ değil mi? Yaşıyor. Tabii Fatma. Fatma Hanım. Evet. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum değerli Allah ablama. Razı olsun. Buradan da selam olsun. Harput'ta Çapakçurdu Ahmedi Kürdi Çapakçurdu Hazretleri. Evet. Öz torunudur. Bugün sabah gittim dedemizle ziyaret ettim. Tabii annem öz torunu. Şık torunu. Evet. Hem şık torunusun hem çok yüksel gibi bir insanla çalışıyor. Ona şaşıyorum işte. Yüksel Eser benim canımdır o ya. Canım. Yüksel 30 senelik dostum, arkadaşım. İlk Elazığ'a geldiğimde röportaja, Yüksel'le ben röportaj yaptım. Radyoda tabii. Ondan sonra 4 senedir de yol arkadaşım benim. Kader birliği yaptık. Allah ondan razı olsun, çok seviyorum. Ama ekran fobisi var. Var var. Çıkmam ekran diyor. Fobisi, fotoğraf fobisi, her türlü fobi var. Değil mi? Zorla çeke çeke valla yapıyorum yani. Daha konuşacağız. Yüksel de konuşacağız. Tamam. Efendim. Evet, geleli evet. Kebabı. Dediğimiz gibi patlıcanları közledik. Küp halinde doğradık. Bir kenarda kalsın o. Ayrıca yapacağımız işlem kuşbaşı etlerimizi yağda soteleyeceğiz. Biraz da soteledikten sonra suyu koyalım. Biraz pişirelim. Ki hani o sertliği gitsin, çabuk pişirmiş olalım. Ardından yapacağımız işlem zaten soğanımızı, biberimizi küçük küçük doğruyoruz. Onlarla birlikte soteliyoruz. Domates salçamızı da ekliyoruz. Ardından domateslerimizi küp küp doğramış olacağız. Onları da ekledik. Güzelce domateslerimizi öldürdük. Baharatlarımızı evet, baharatlarımızı ilave ettik ve bakacağız onun biraz daha birlikte harmanlanması gerekiyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Biraz yine su ilavesi yapacağız. Tabii ki bu kuşbaşı etleri tam pişirmememiz gerekiyor. Onların süresine dikkat edeceğiz. Tabii tabii. Onunla da güzelce harmanlansın, özleşsin diye. Suyunu yine ekliyoruz, pişiriyoruz bir kenarda. Ardından bizim patlıcanlarımız vardı. Patlıcanlarımızı dizeceğiz fırın tepsimize. Üstüne zaten harcımızı, etli harcımızı ilave ediyoruz. Daha sonra tereyağı eriteceğiz. Tereyağı eritmiş olacağız. Kekiğimizi gezdirip fırınlayacağız. Orada pişecek. Orada pişecek. Fırında pişecek. Tabii fırında da pişecek. Yani başka bir de pişecek herhalde. Ocakta yiyeceğiz. Yemeği yanında yaptım. Değil mi? Evet. Güzel yiyeceğiz ama. İnşallah. Değil tabii mi? Ki. Böyle akşam program öncesi saati de güzel olur değil emek mi? Emek verecek tabii ki. Çünkü sanat canlısı 4-5 saat önceden yemesi lazım değil mi hocam? Ben aslında sahne günleri kahvaltıdan sonra asla yemem. Allah diyaframdan dolayı. Evet, diyafram. Tabii. Ama azıcık da böyle bir tat alırsın. Tadımlık en azından. Arkadaşım, şefimiz için. Teşekkür ederim. Peki kahveyi nasıl alırsın sen parçayı okurken? Orta şekerli. Orta şekerli Bedriye Hanım. Evet. Orta şekerli. Ben de orta alayım o zaman. 40 yıl hatıra bırakacaksınız yani. Konuya endeksliyim efendim kahve konusunda. Sade içer, sade içer. Ortaysa orta içerim. Şekerliyse şekerli. Ben de uyarım. Hiç sıkıntı yok. Ben de öyledir. Her türlü kahve olsun da. Evet efendim. Artık böyle o kulağımızın pasının gideceği. Evet. Arzu Arkan'ın güzel sesinden güzel bir parça dinleyeceğiz. Hangi parçayı dinleyeceğiz? Hemen. Belli Belli'ydi galiba. Belli Belli. Evet. Dinleyelim mi? Hep ağır. Birlikte. Güzel. Albümden. Evet. Belli Belli'yi dinliyoruz. Belli belli bir yalan.
belli. Her sevda böyle olur, hal belli belli. Her giden bir yara verir, yer belli belli. Aşk acısıyla bu sevdan başrol biz, yar belli belli. Bir yanan bir yandıran var, son belli belli. Her sevda böyle mi olur, hal belli belli. Her giden bir yara verir, yer belli belli. Bu sevdanın başrolü biz, yar belli belli. Bir yanan bir yandıran var, son belli belli. Her sevda böyle bir olur, hal belli belli. Her giden bir yara verir, yer belli belli. Teşekkür ederim. Ağzınıza, çok sağ olun. En sondaki sevgili Yudum'un sesiydi. Evet. Beraber düet yaptık. Söz müzikti. Çok değerli sanatçı. Evet, buna buradan selam olsun efendim. Selam olsun canım arkadaşım. Konservatuardan arkadaşımdır. Evet. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir eser bestelemiş. Elazığ tarafından da çok sevildi. Belli belli gerçekten. Çok da tutuldu. Teşekkür ediyoruz kendisine, evet. Yudum'a da. O da çok değerli bir Anadolu kızı efendim. Yudum'a da buradan öyledir. Selam olsun. Evet. Tanışıyoruz kendisiyle de. Evet. Güzel kaçtı az önce. Karışacağımı bildi. Farkına vardın değil. Aynen öyle. Güzel eser efendim. Çok değerli İstanbul camiası, sanat camiasının çok değerli menajeri. Evet. Ve aynı zamanda yıllarını Elazığ'a vermiş. Radyoculuğa vermiş çok değerli bir insan Elazığ adına. Aşığı. Yüksel Eser efendim. Buradan selam olsun derim. Her ne kadar kaçtıysa da çok sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Buradan selam olsun. Evet, gerçekten büyüledin bizi ya. Çok teşekkür ederim. Hani çok bu sesi kaçıranlar çok pişman olacak. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Samimi söylüyorum. Ama akşam sen bir söyle istersen, ben karışmayayım. Estağfurullah. Akşam çok değerli Faysal Tokmak, değerli yönetmen, arkadaşımızın muhteşem bir yeri mekanı, var, evet. Mekanı var. Naturella. Evet. Yılbaşı programı da oradayız efendim. Elazığlı dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, bize gönül veren herkesi bekliyoruz inşallah. İnşallah hep birlikte olacağız. Alkolsüz eğlenmeyi sevenler. Evet. Özellikle. Ve o yani alkolsüz, hani diyorlar ya alkolsüz eğlence mi? Olur efendim. O kadar güzel oluyor ki. Oluyor. Çok tatlı bir eğlence yaşayacağız inşallah hep birlikte ve muhteşem menüsüyle. Hani ben portakallı ördek. Pekin ördeği. Pekin ördeği. Yemedim diyenler hayatım boyunca çok uygun bir fiyata da bekliyorlar diyelim. Şefimiz çok mi güzel yapacak menü. Yok, şefimiz restoranda şef, evet. Kendisi çalışmıyor ama çok değerli bizim Feyzullah şefimizin mutfağından çıkacak. Gerçekten dünya mutfağını çok iyi bilen bir ekip hazırlıyor akşamki menüyü. Harika bir akşam yaşayacağız inşallah. İnşallah. Bomba gibi de repertuar yaptık. Evet. Ben çok heyecanlıyım. Sevgili Yüksel Eser'le. Akşam öyle için mi? Çok heyecanlıyım. Şeref verirsiniz, başlarsınız. Hep birlikte olacağız inşallah. Herkesi de bekliyoruz efendim. Evet. Yani çok uygun fiyata, inanın böyle ceplerimizi yakmayacak uygun bir bütçeye, ekonomik gerçekten şartlar düşünerek. Öyle. Biz bize eğleneceğiz işte. Biz bize eğleneceğiz. Evet. Hep birlikte bekliyoruz değerli izleyenler. Evet. Evet. Üstadım. Değerli kardeşim. Buyurun.
İTÜ mezunusun, konservatuvar. Konservatuvar mezunuyum, evet. Uzun zaman oldu elbette. İstanbul piyasasında ses getiren çok güzel eserler meydana getirdin. Çok şükür. Değil mi? Biz takdir en güzel ettim. Zamanında yaptık bu işi gerçekten. Şu anda takdir edersiniz ki sanatta yerle bir maalesef. Biliyorsunuz, içindesiniz. Onun için biz yıllarımızı verdik, ömrümüzü verdik tabiri caizse. Yani ben 9 yaşından beri, 6 yaşında burada Musiki Cemiyeti, Ali Tan hocamla başladım. Evet, buradan da selam olsun hocam. Acaba sağ mıdır, hayatta mıdır Ali Tan hoca? O kadar herhalde isterim ki kendisini görmeyi. 6 yaşında kendisinden musiki eğitimine başlamıştım. 9 yaşında Un Kapanı'yla tanıştım işte. Ondan evet. Sonra tabii dizi. Yani o zaman özel kanallar yoktu. Elbette. Sadece TRT vardı. İnternet hiç yok. Gazete yok. Yani biz o şartlarda yaptık bu işi ama en güzel, en saygın döneminde yaptık. Çok doğru. Şimdiki sanatçıları hafife almıyorum, yanlış anlaşılmasın ama o dönem çok zordu. Evet. Yani ünü kapabilmek, çizgiyi yakalayabilmek gerçekten çok zordu. TRT'nin dahi kıstasları vardı çıkabilmek adına. Radyolar asla yoktu, TRT vardı. Evet. İşte o aşamalarda o şöhreti bulabilmek, yakalayabilmek, sesi çok güçlü olmalıydı işte. Evet, Arzu Arıkan gibi. Çok teşekkür ederim. Bu kompliman ya da itifat değil. Bu gerçek. Allah razı olsun. Samimi söylüyorum. O dönemin sanatçıları bir başkaydı. Şepelere deyince yaşım ortaya çıkıyor şepelere. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekleri saklayamazsın. Saklamıyoruz. burada yani, ortada her şey. Kumaş bu. Kumaş bu. Evet, şöyle kahvelerimizi içe duralım çok efendim. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Sohbet edelim. Evet. Elbette ki çok zor aşamalardan. Tabii bu arada Arzu Arıkan efendim 8 albüm sığdırdı. Evet. Ama diğer birçok sanatçı gibi şöyle demeyelim, 15-20 tane yapmadı. İçine sinenleri yaptı. Yaptım. Doğru mu? Bir de şöyle bir şey var Milat abicim. Ben bir 17 sene gibi bir ara verdim. İşte evlilik, çocuk falan o dönemde yapmadım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun, ellerinizden öper çocuklarım. O dönemde yapmadım. Yani yapsaydım herhalde 18-20 albüm olurdu. Bunları da dediğiniz gibi. Biliyorum. İşte o yüzden sordum. Yani evet. İçine sinen albümler yaptı ve onlar da her biri ayrı ayrı tuttu. İnanın. Elazığ'da da çok büyük dinleyici kitlesi oluşturdu. Evet. Ya evet, Elazığlılar evet. Çok sağ olsunlar, destekçiler. Çok değerli isimlerle yaptık. Uğur Bayar gibi, Ali Osman Erbaşı gibi, Kadir Şeker gibi. Çok değerli. En son Ekrem Düzgünoğlu, sevgili Ekrem, selam olsun. Her birine selam olsun değil mi? Evet, buradan? Evet. Yani çok güzel isimlerle yaptık. Tabii neticelerini de alıyoruz, karşılığını da alıyoruz yani. A kalite iş yaptığınız zaman her zaman geri dönüşüm oluyor size tabii ki. Biraz da şu şeyden konuşalım. Yani son zamanlarda malum biliyorsunuz albümler artık prestij için çıkıyor. Evet, evet. Değil albüm mi? De bitti aslında. Artık tekli single'lar var. Single. İnternete atıyorsunuz tekli single'ları. Biz hala o modaya uyamadık. Çünkü hala eski kafalardayız. Biz hani girelim böyle 12-13 baba şarkılar, türküler yapalım. Ondan sonra CD'mizi çıkaralım. Yok öyle CD de kalmadı. CD yok. Yok. Tabii, her single. Şey dijital artık. Dijital yani. Ortamda evet. Çıkıyor. Elbette bu da güzel ama sanatçıya bilmiyorum haksızlık gibi geliyor bana yani. Öyle. Yani gerçek eskiden bir de korsan albümler vardı. Tabii furyası vardı. Korsan furyası. Neler çektirdiler. Evet. Ben bir gün yolda yürürken böyle tablanın üzerinde bir satıcı işte. Annem de yanımda. Ondan sonra annem dedi ki Arzu Arıkan var mı dedi. Olmaz mı abla dedi. Ben dedi onu o kadar korsanını sattım ki dedi. Dedim ki yani ben Arzu Arıkan falan dedim. Yapma abla ya falan. Hakkını helal etti. Gerçekten helali kaldı çocuk yani. Ben kendi korsanımla karşılaştım. Yani onlar ne yapsın? Onlar da ekmek var. Yani onları yani. Suçlamıyoruz. O tablacılar şey. Evet, evet. Bunun üreticilerini bu konuda. Emek hırsızları onlar diye düşünüyorum. Aynen. Yani, şimdi de dijitalde şey var. Para veriyorsunuz. Takipçi satın alıyorsunuz. Para veriyorsunuz. Beğeni alıyorsunuz. Tıklanma, mıklanma falan. Hiç alışamadım. Ya ben internete daha doğrusu alışamadım. Bu şey Instagram, Facebook, Twitter. Yani bilmiyorum kafalar başka işte. Ben de benim gibi bir tane daha bilişim özürlü buldum. Yani aynen hiç öyle. Anlamıyorum. Yüksel bilir, çok iyi bilir yani. Evet. Repost bile nasıl yapılacak? Aylarca çalıştım yani repost olayına. Sayfa gitti mi efendim? Şurada sayfa gitti mi? Hele şunu bulun diyor bir adam. Değil mi? Evet. Efendim mesajlar da gelmeye başladı. Öyle mi? Değerli izleyenlerimiz. Tabii bu sohbete Arzu Arıkan'a bir merhaba, hoş geldin demek isteyenleri de biliyorsunuz ekranlarımızın sağ alt köşesinde bir WhatsApp numaramız var değerli izleyenler. Oradan ulaşabilirsiniz. Buradan ulaşamazsınız da akşam Naturella'ya bekleriz. Naturella'da evet, evet bomba gibi. Evet bir mesajımız var hemen onu okuyayım. Bakalım neymiş kimden gelmiş. Anam video atmışlar
buradan veremiyoruz gibi. Yani o videoyu ki eminim çok güzel metiyeler düzmüşsünüzdür. Ama bunu yazıya dökün ne olur. Yazı olarak alalım. Evet, bir parça daha dinleyelim mi? Olur, seve seve tabii. Böyle sesini Elazığ'a, Elazığ halkına dinletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, evet. Olur tabii. Ha, ikinci parçamız, hemen bakıyorum. Burada ben notumu alıyorum. Ben söylüyorum, seni sahneye alalım. Ben söyleyeyim onu, ne olduğunu. Aşk eline düştüm. Aşk eline düştüm, evet. Aşk eline düştüm diyor Arzu Arıkan. Buyurun. Eyvah, eyvah, yar bahtıma küstüm, eyvah.
söylüyorum ama böyle de yormuyorum değil mi? Akşam estağfurullah olur mu? Estağfurullah. Değil mi? Benim için keyif vallahi. Bizim için de keyif. Çok teşekkür ederim. Var değil mi daha? Yanlış kayışlama bir reklam arası gibi geldi de bana. Yanlış şey gelmiş. Evet efendim. Bu arada ortak tanıdığımız çok değerli hocam Rıdvan Dağlar. Evet. Onun da çok selamı var bu arada efendim. Arzu'yu ben Arzu'yu onun sayesinde tanımıştım o döneminde. Çok sever. Kendi evladı gibi gördüğü bir insandır. Evet, akrabam gibidir. Evet. Sevgili Rıdvan Dağlar, duayen tiyatrocu. Evet. Büyük hocadır. Burada buradan, şu anda Ankara'da. Buradan da değerli hocamın ellerinden öpüyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Saygı onun da bir ricası var. Iletiyorum. Ricası. Bir ilahi varmış. İlahi. Hatırlayabildin mi? Evet, evet. Tabii. Şöyle mırıldanırsan. Şey şimdi değil. Tamam. İlerleyen dakikalarda tamam. Olur. Tabii tamam. Ki. Tamam. Seve hocam seve. Sözü aldım. Tamam. Seve seve. Şu anda da kendisi izliyor diye tahmin ediyorum. Kendisi Ankara'da efendim. Ankara'da şu anda. Ankara Şehir Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. Buradan da değerli hocamın tekrar ellerinden öpüyorum. Kolay gelsin diyorum kendisine. Evet. Duayen sanatçı. Saygılar, sevgiler olsun. Bizleri yetiştiren kişi efendim. Elazığ'daki tüm tiyatrocuların hocasıdır kendisi. Evet. Evet. Azcığım bir mesajımız var. Evet. Merhabalar. Ben Harun Kanca. Sevgili ablam Arzu Arıkan'dan bir ricam var demiş. Arzu ablacığım, rica etsem o güzel sesiyle Arzu Arıkan ailesi ve Arzu Arıkan takipçilerine güzel bir parça daha söyler misiniz demiş. Söyler misin? Lütfen. Seni çok seviyoruz. Yüzyıl Mahallesi olarak demiş. Bağcılar. Bağcılar. Yüzyıl evet. Mahallesi. Evet. Fanlarımdandır sevgili Harun Kanca. Öyle değil mi? Değerli bir kardeşimdir. Evet. Çok söyletici. Beni hiç yalnız bırakmaz hiçbir programımda. Sağ olsun. Bundan sonraki bütün parçalar sende. Evet. Sana evet. Gelsin ve İnşallah. O Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ne gitsin. Gitsin. Hepsi de. Tabii ki. Değil mi? Evet. Şimdi efendim şöyle müsaade edersen bir yemeğe bakmak istiyorum. Estağfurullah tabii buyurun. Sen de rahat ol istersen gelip bakabilirsin yani. Vallahi. Mutfağımız ya. Şimdi burası nasıl biliyor musun abi? Burası her ne kadar Milad'ın mutfağı yazsa da burada. Burası Elazığ mutfağı. Elazığ mutfağı. Hepimizin güzel. Mutfağı. Ne güzel. Yani Allah o yüzden rahat ol. Bu program da öyle bir program. Tamam. Ev sahibi gibiyiz yani. Hepimiz ev sahibi. Okey. Tamam. İşte ben bu programın sadece sunuculuğunu üstleniyorum. Şefimiz şefliğini üstleniyor. Ne güzel. Şef yardımcımız Bediye Hanım aynı şekilde. Sanatçımız da bu programın bir parçası. Tabii. İzleyicimiz en büyük parçası. Tabii. Onlarsız olmuyor. Mümkün değil. Olur mu? Elbette. Evet şefim. Ne örüyorsun? Ne öğrendim? İşte hazırlık İyin yapıyoruz. İyiyim mi? İyiyim. Siz nasılsınız? Bazen unutuyorum Ege programı yapalım. Evet. Sebze pilava geçiyoruz. Evet. Sebzeli pilava geçiyor. Zil çalmadı. Siz Türkiye'nin geldiniz. Tek zilli programı efendim. Geldiniz artık gerek kalmadı. Ne güzel. Evet. Gece yemeğe geçerken bana bir zil çalıyor ben geliyorum. Çalınca ne oluyor? He, haber veriyor. Tabii ben Peki. zille çalışıyorum. Nihat Bey kendisi düşündü bunu. Evet ne güzel, kendim buldum. Değişik bir şey. Evet. Degüşük. 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 Harikasın. Degüşük. Degüşük. Evet. Ne yaptık şimdi evet. Şefim? Şimdi ne yapacağız? Bir geleli gelsin mi şöyle malzeme listesi? Geleli. Geleli gelsin. O ne yazıyor orada ben? Gözüm görmüyor artık ya şefim ya. Ne yapalım yaşlılık Nihat evet. Bey? İşte böyle yaşlılık dedi ya. İnce böyle şef ya. Dostlar başına. Vallahi ben ne diyeyim. Çok karışıyor bana. Bir bilsen. Siz böyle diğer şimdi bu kısmı görüyorsunuz aslında. Değil mi? Aslında bir de içi. Tabii. İçi beni dışı seni yakar gibi. Evdekiler öyle diyor. Programda şefim öyle diyor. Ne yapsın bir yönetmenim öyle diyor. Eşiniz bile diyor. Kızı karışma karışma. He vallahi diyor. Yengeye selam olsun. Buradan selam olsun. Necla ablaydı çok değil mi? Çok seviyorum onu. Derya. Derya abla evet. Evet. Derya. Evet. Sizden bahsettiği ne kadar güzel. Böyle evlilikler artık kalmadı. Eşimi çok seviyorum dedi. Hala çok aşığım dedi. Derya ablacığım buradan bahsediyor. Yani örnek bayansın demek ki. Gerçekten selam ve sevgilerimi getiriyor. Hazırcığım. Yüz yüze de inşallah tanışırız. Şimdi şöyle bir durum var. Sanatçının kahrı zordur. Evet. Çekilmez. Gerçekten öyle. Yani samimi söylüyorum. Gerçekten. Ben bana 20 yıl tahammül etti. Ya. Ben bu insanı sevmem de ne yaparım? Gerçekten öyle eşler bayanlar yok artık. Maalesef. Bu tabii ki sanatçı eşleri için de geçer. Bayan elbette, sanatçı elbette, için de geçer. Tabii tabii iki kolay cins değil. İçinde. İki cins içinde geçerdi. Her birine selam olsun. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Evet şefim ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Geldi mi geleli? Gelelim. Gelsin ne yaptık anlatalım.
Bak bak, Malatyalı ya nasıl gülüyor. Nasıl gülüyor. E tabii onun yemeği. Bilir misin bu yemeği? Geleli. Kebabı biliyor musun? Sizden. Ya bu Malatya'nın. Malatyalı dediyse içinde de demedik. Öyle derler. Olur öyle. Olur evet. Öyle. Ne yaptık? Şimdi şöyle geleli geldi. Ne yaptık? Patlıcanları közlüyoruz dedik. Bunu fırında közlersek daha sonra küpler halinde doğradığımızda bir iki tereyağında çevirelim daha lezzetli olur dedik. Ayrıca yapacağımız işlem parça etlerimizi ilave ettik. Onu biraz soteledik. Birazcık su ilavesi yapıp biraz haşlayacağız ama tam haşlamayacağız. Çünkü diğer malzemelerle de birlikte pişecek. Yapacağımız işlem ardından soğanlarımızı küçük küçük doğramış olacağız. Biberlerimizi küçük küçük doğramış olacağız. Atacağız, onları da pişireceğiz. Daha sonra domates salçası ilavesi yapacağız. Domateslerimizi küçük küçük doğramış olacağız. Onu da ilave edeceğiz, onu öldüreceğiz demiştik. Katil. Ardından tabii biz genelde sarımsak unutuyorum. Neden sarımsak yemezler diye koymuyorum arkadaşlar. Sarımsak da var içerisinde. Tabii, bak onu ya, unutuyorum. Yani değerli sanatçımız tabii. Akşam saklamayacak. Evet genelde biz programda sarımsak koymuyoruz tabii. O yüzden. Tabii. Gündüz programı olduğu yoksa için. O yüzden çok düşünceli bir davranış. Çok düşünceliyiz ya. Çok düşünceli bir davranış takdir ettim gerçekten. Teşekkür ederiz. Mesela acı da koymayız. Bir sorun tabii. Niye? Çünkü şefimiz neden? Sevmiyor. Ha, ben bayılıyorum. Sevmediğim şeyleri eklemiyorum. Daha sonra ekleyin diyorum. Daha sonra tabii üstüne onun çözümü evet. Var. Buyurun. Sarımsak da koyarsak ne yapacağız? Ya küçük küçük doğrayacağız, ya rendeleyeceğiz. Onu soğanlarla birlikte ilave edeceğiz. Daha sonra anlattığımız kısma gelelim. Domateslerimizi öldürdük, baharatlarımızı ilave ettik. Ardından közlenmiş patlıcanlarımız vardı. Küp küp doğramıştık. Onu borcamımıza, tepsimize güzelce yaydık. Üstüne bu harcımızı, etli harcımızı ilave ettik. Üstüne tereyağı erittik, kekik ve fırınladık. Fırınladık. Şu anda fırında mı? Evet. Hayır daha pişmedi. Daha bitmedi işte. Ben bitti zaten. Yani yapmış gibi anlatıyorum. Gelelim sebzeli pilavımıza. Ona evet. Başlıyoruz Züle. Bastı ikinci yemeğimiz. Neymiş? Ne yapacağız? Sebzeli pilavımız için. Geldi. Tereyağı, az bir zeytinyağı sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Ardından börülcemizi ilave edeceğiz. Havucumuzu ilave edeceğiz. Kapya biberimizi küçük küçük küpler haline doğramış olacağız tabii. Bununla biraz soteleyeceğiz. Evet. Soteledikten sonra zaten pirinçlerimizi de sudan geçirmiş olacağız. Onu da ekliyoruz. Güzelce onu da soteleyeceğiz. Ardından biz burada baharatlarımız var. Kişnişimizi ilave edeceğiz. Ardından zaten karabiberimizi, tuzumuzu ilave edeceğiz. Zerdeçalımızı ilave edeceğiz. Yani kişnişimiz bizim aslında küp küp. O yüzden böyle çekecek miyiz biraz? Dövecek çekmeyeceğiz, miyiz? Döveceğiz. Döveceğiz. Tuzumuz yoktu, bunu kullanacağız. Allah'tan onu dövüyorlar. Dövüyor, öldürüyor. Öldürüyor. Çok şiddet içerikli bir... Vallahi yemek bak. Sen mi söylüyorum? Kadınlar hınçlarını yemeklerden alırlar bazen. E ne yapalım sizden alamıyoruz. Eşlerinden alamadıkları hıncı ya çamaşırdan. Evet, ya yemekten. Tabii eskiden böyle o köpükçükler şeylerle vururlardı değil mi? Derelerde. Şey kadınlar. Ya. Allah. Ne cephakar. Şeylerimiz varmış. Evet, varmış. Makineler yoktu. Tabii. Elektronik hiçbir şey tabii, yoktu. Tabii. Değil mi şef? Sen yetişmedin ama. Ben yetişmedim. Biz de yani ben de yetişmedim. Yani buluşma. Bu kadar da değil yani yaşımız değil mi Yüksel'cim? Duydun değil mi? Nerede yaşadın sen bunu? Kavganı söylenmez. Evet evet. Yükselim. Evet şöyle daha zamanımızda. Daha sonra zerdeçalımızı ekliyoruz lütfen, Nihat lütfen, Bey. Buyurun. Kaynar suyumuzu ekliyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Bunu da söyleyeyim mi? Pişmeye bırakıyoruz. Efendim şöyle zamanımız da geçiyor. Bir parça daha dinleyelim mi Arzu'dan? Haydi. Parça reklama mı gireceğiz parçayla? Tamam. O zaman parçayı dinlerken reklama gideceğiz sonunda. Değerli izleyenler ama sakın bir yere ayrılmayın. Daha birlikteyiz. İkinci bölümümüzde reklam sonrası da. Değerli sanatçımız Arzu Arıkan'la birlikteyiz. O güzelim parçalarını ve o güzel sohbetiyle devam edeceğiz efendim. Ne okuyacak efendim? Hemen söylüyorum. Sevdan ile. Ekrem Bey, gün olur mesela. Evet, buyurun. O güzel sesinizle dinliyoruz. Sevdan ile.
basmak. Ömrüne ömrümü, nefesine nefesimi ah katayım hadi gel. İsmini dağlara taşlara yazayım. Ömrüne ömrümü, nefesine nefesimi ah katayım hadi gel. İsmini dağlara taşlara yazayım. Düşerim ne olur yamacından, bırakma beni. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Dışarısı ayaz, dışarısı hasret, yüreğimde yangın var. Sevda ile, sevda ile söndürme beni. Düşerim ne olur yamacından, bırakma beni. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Dışarısı ayaz, dışarısı hasret, yüreğimde yangın var. Sevda ile, sevda ile söndürme beni. Gel saçlarına, gözlerine yüzümü süreyim. Gel ağlatma. Gel bu devran ayrılığın devranı değil. Gel yalvartma. Ömrüne ömrümü, nefesine nefesimi ah katayım hadi gel. İsmini dağlara taşlara yazayım. Ömrüne ömrümü, nefesine nefesimi ah katayım hadi gel. İsmini dağlara taşlara yazayım. Düşerim ne olur yamacından, bırakma beni. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Dışarısı ayaz, dışarısı hasret, yüreğimde yangın var. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Düşerim ne olur yamacından, bırakma beni. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Dışarısı ayaz, dışarısı hasret, yüreğimde yangın var. Sevda ile, sevda ile tut ellerimi. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara ve o güzel sesiyle reklama gittik. Kısa bir ara verdik ve tekrar karşınızdayız. İnşallah bir yerlere ayrılmadınız. Hala aynı kadro izleyicimiz var değil mi? İnşallah öyledir. Efendim dediğim gibi kaçıranlar için bu programı akşam Naturella'dayız. Değil mi? O güzel sesi dinlemek çok değerli gurur kaynağımız Arzu Arıkan'la birlikte çok olmak isteyenleri. Ve o güzelim menüyle. Yılbaşına girmeyi Pekin Ördeği efendim. Bu arada Pekin Ördeği dedim ya. Bizim bir arkadaş diyor ki ya bırak diyor ya diyor. Bizim Elazığ'ın Pekinik köyü var ya. Evet. Pekinik'ten ördek getirmişler bize Pekin Ördeği diye yutturuyor. Olur mu efendim? Bayağı bir espri konusu oldu bu ördek. Evet. Dün akşam da bayağı güldük bu olaya. Efendim Arzu Hanım'la birlikteyiz elbette. O güzelim sesinden parçalar dinleyeceğiz. Ama şöyle ana tema yemek. Şöyle yemeğimize bakalım ne durumda. Sonra döneceğim tekrar şöyle. Değerli sanatçımız Arzu Hanım'a sohbetimiz ve parçalarını dinleyeceğiz. Evet, şefim ne durumdayız? Evet, Nihat Bey. Ne yaptık? Daha pişiyorlar. Pişiyorlar.
Evet. Ciddi olamazsın. Evet. Vallahi pişiyor. Gerçekten pişiyorlar. Pişiyorsa mesele yok. Aynen. Bazen şeyi unutuyoruz. Yemek program olduğunu unutuyoruz. Değil mi? Herkes keyfine bakıyor burada yutuyor. Yemek orada kendi kendine falan. Unutuluyorsa. Pilavı da koyduk değil mi? Pilavı da koyduk. O pişiyor şu an. Daha etlerimiz sonra demleyeceğiz. Şu anda. Etlerimiz şu an pişiyor. Ardından diğer işlemleri yapacağız. Diğer işlemler neydi onu söyleyeyim isterseniz tekrar. Geleli kebabımız için patlıcanlarımızı. Geleli kebabı evet şu anda. Evet. Sesi. Yani kapatsa da sorun yok. Daha sonra biberimizi ilave edeceğiz, soğanımızı ilave edeceğiz. Doğru. Sarımsak için sarımsağı da ilave edelim dedik. Kullananlar için biz kullanmayacağız ama sizler kullanabilirsiniz diye. Evet. Domates salçamızı ilave ediyoruz. Ardından küçük doğranmış domateslerimizi ilave edeceğiz. O olduktan sonra muhtemelen evet pilleri sıkıntı oldu. Sorun var zannediyorum mikrofonda. Benimkine konuşabilirsin. Tamam. Olmuş mu? Tamam. Olmuş. Peki. Ardından yapacağımız işlem baharatlarını ilave etmek. Bunlar neydi? Tuzumuzu, karabiberimiz, kişnişimiz. Damak tadımıza göre artırabilir ve azaltabiliriz. Ve bu da tamamen piştikten sonra patlıcanlarımızı közlemiştik. Onu en alta koyuyoruz. Etli harcımızı ilave ediyoruz. Tereyağı eritiyoruz. Kekik ilavesiyle fırınlıyoruz. Bu kadar demiştim. Çok teşekkür ederim şefim. Pilavı anlatmamıza gerek var mı? Yani tekrar sonra ya da şimdi birazdan dönersiniz. Olur mu? Tamam olur. Tamam. Fark etmez. Var. Ya şefim biz niye bugün pekin ördeği yapmadık? Söyleseydiniz. Değil mi? Düşünemedik ha. Evet. Pekin ördeği. Yılbaşı. Geçen yılbaşı şey yapmıştık geçen ördek sene. Ördek yapınca evet geçen ördek sene tabii ördek yaptık. Portakallı evet, ördek yapmıştık evet. Yine. Hindi de olabilirdi mesela. Hindi de yapılabilirdi. Hindi bir şey olabilirdi. Olabilirdi. İşte Milas Bey unutuyor yapacak. Yine suçlular. Gördünüz. 2021 inşallah. Evet inşallah. Seneye inşallah. Evet, inşallah. Allah tekrar edelim efendim. Allah sağlık, huzur, mutluluk amin. Versin 2020 amin. Yılında hepimize. Efendim ülkemiz adına da ekonomimizin inşallah daha yerlere ve başarıdan başarıya koşalım. Amin. İnşallah. Ülkemiz adına da hayırlı hayırlara vesile olsun 2020. Amin. Değil mi? Amin. Amin Milas evet. Abicim. Hepimizin ihtiyacı var. Sağlıktan öte yol yok yani gerçekten. Sağlığı olmayan hiçbir şey olmuyor artık. Önce sağlık tabii ki. Sonra işte bütün ülke genelinde huzur, mutluluk inşallah. İnsanlar hepimiz. Mutsuz çünkü gerçekten. Maalesef. Mutsuz bir maalesef. Hali. İnşallah daha iyi olacak. Amin. Evet az önce Yüzyıl Mahallesi efendim. Bağcılar'dı değil mi? Harun Kanca evet. Evet. Biricik Can Arzu ablam demiş. Yüzyıl Mahallesi olarak her zaman senin destekçin ve takipçiniz. Allah razı olsun. Biz İstanbul'da olsak da asla yalnız değil olmaz olsak da asla yalnız değilsin. Ya yalnız gibi mi göründü Allah aşkına? Memleketinde insan yalnız olur mu? Evet. Buradan Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ne evet. De selam olsun. Herkesin emin ellerde. Herkesin yeri ayrı tabii ki Harun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Seni her zaman takip ediyor ve çok seviyoruz. Harika bir yıl daha geride bıraktık. Yeni yıl mutluluk ve güzellik getirsin hepimize. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Yüzyıl Mahallesi olarak demişler. Çok teşekkür ederim. Tekrar Harun selam kardeşim, olsun. Ama emin parçası, çok teşekkür ederim. Ama emin olun, emin ellerde. Evet. Kendi memleketinde. anne memleketinde diyelim. Arzu abla yazmış bana. Arzu abla Elazığ'a gidiyorsun, İstanbul boşalacak. Bak ne senin annen sevgi var, baban var, kardeşlerin var, Arzu abla sen başkasın diyor böyle. Çok o sevgi, güzel. Karşılıksız sevgi gerçekten çok başka. Sanatçının da her evet. Şeyden önemli, en büyük aradığı var. Besinimiz bu zaten, bizi besleyen, değil yeni mi? İşler yapmamıza vesile olan bu sevgi yani, başka tabii. Hiçbir şey değil. Yani başarı, bakın sevgi, başarı getiriyor zaten. Evet. Üçüncü, dördüncü sırada o maddiyat, para. İnanın bir sanatçı için aynen buna öyle. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Elbette ki hayatını idame ettirmek için o maddiyata da ihtiyacı var. Desteğe de ihtiyacı var bir sanatçının ama en büyüğü onu takdir eden izleyicisinin sevgisi. En büyük gıdamız aynen evet. Öyle. Milat Bey hayırlı yayınlar. Çok sevdiğim kızım dediğim Arzu da Arzu orada demiş. Başarılar diliyorum. Allah onunla olsun. Bir de Kanal Fırat'ta Elazığ'ın gurur kaynağı, Elazığ'ın anası Yasemin Açık'ın orada. Allah onunla olsun. Saliha ablam demiş. Buradan ay da, Saliha Bektaş mı?
İnanın bilmiyorum. Evet, Salih ablacığım. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim onun. Bilmiyorum. Benim de bir Salih ablam var Ankara'dan. Belki o, belki sizin. Elazığ'da Saliha Bektaş. Bilmiyorum. Belki evet, odur. Belki evet. Her ikisine de selam olsun ediyorum. Diyelim mi? İyi seneler diliyorum ona ikisine aynen de. Aynen öyle. Evet, evet. Evet. Bir mesajımız daha var. Onu da hemen okumak istiyorum. Geleceğim inşallah Salih ablacığım. Seni görmeden gitmeyeceğim. Bir de ameliyat oldu. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Versin. Bizden de evet, öyle olsun. Canım kardeşim, akşamki programda başarılar diliyoruz. Şimdiden özledim. Sinan Ekinci. Ay, onlar da İstanbul'dan. Evet. Canlarım benim, Kirvem. Sevgili Sinan Ekinci. Her birine selam olsun diyelim. Evet, çok şimdi selam olsun. Böyle, yarın kavuşacağız inşallah. İnşallah. Bu arada böyle biz sanatçılarımızı düşünüyoruz efendim. Akşam hele sahneye çıkacak. Sahnesi olan sanatçı. Bitti evet, çay. Hemen öyle sesine. Ahlaklar güzel. Vallahi çok makbule ya geçti. Ya ne düşünceli programımız değil mi? Hem de nasıl ya? Ben gitmiyorum ya. Ben sizinle haftalık mı yapıyorsunuz? Haftada bir gün mü yoksa haftanın her hafta günü mü? Hafta içi her gün hafta programımız var. Hafta içi her gün. Her gün konuğumuz olun. Ben yarın buradayım. Yarın da geliyorum. Vallahi söz. Uçağa kadar. Bu nedir? Hangi bitkidir acaba? Vallahi kış şeyi. Kış çayı mı? Kış çayı. Çok evet, güzel dedikleri. Vallahi süpersiniz. Bediye Hanım ellerine sağlık. Ellerinize çok sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim. Bu arada hani bahsettim ya ilk bölümde kaçıranlar için tekrar edeyim. Arzu Hanım'ın geleceğini duyan uzun yıllar öncesinden o çocukluk sanatçılığı döneminden İzmir Narlıdere'de babasının evet, babası dolayısıyla subaydı değil mi baba? Evet, emekli albay. Emekli albaydı. O dönem orada komutanlık yapan çok değerli askerliğini yapan çok değerli Elazığlı 3 tertip. Bize ulaştılar evet, efendim evet, dün. Evet, evet. Arzu Hanım gelecekmiş dediler. Bu Naturella'da çıkacakmış dediler. Yarın bize yer ayırın dediler burada. Ve mesaj atmışlar efendim. Dilerseniz onların mesajını okumak istiyorum. Akşam da orada olacaklarmış. Ben 9-10 yaşındaysam demek ki bu arkadaşlar da herhalde 18-19 o aralar. Muhakkak. Demek ki askerliklerini yaptıklarına göre. Tabii. Değil mi? Böyle yaş yerine fazla girmeyelim. Ben girmeyelim. Lazım. Efendim işin esprisi ne olur yanlış anlamayın bizleri. Demişler ki efendim bir de resim atmışlar böyle. Program çok güzel, tebrik ederim, akşam oradayız. İnşallah Arzu Hanım Elazığ'a inşallah oradayız demiş. Elazığ'a hoş geldi Arzu Hanım demişler. Selamlar Hasan Bilge Bey. Bize. Hasan Bilge Bey efendim evet, tamam. Bize dün ulaşan beyefendi. Akşam inşallah bomba gibi sahnemizle. Sizlerle birlikte olacağız. Kaç sene sonra? 30 sene olmuştur herhalde. Ya böyle deme işte bak. Nilat abi. Yo, bir 15 sene niye gülüyorsun Didem? Krize girdi Didem. O da çok değerli menajer kardeşimiz evet, Didem Hanım. Didemciğim buradan sağ olsun. Selam var olsun kendisine. Bu sahnede sağ olsun. Böyle her geldiğinde Madınım burada benim programı izlerken krize giriyor. Gülme krizine giriyor. Ya beni çok seviyor ya program çok komik buluyor bilmiyorum. Çok bayağı maceralarınız var ama Didem'le. Olmaz neyse mı? Neler var? Kamera arkasında dinleyeceğim. Evet. Çok konuştuk değil mi? Oradan birisi öyle dedi sanki ya. Değil mi şefim? Vallahi. Dinleyelim o güzel sesi bir daha. Arzu Hanım dinleyelim mi? Elbette. Ben ne? Şeyine gömüldüm. Tamam. Bakalım. Hemen bakıyorum. Ne okuyoruz? Efendim şöyle mikrofonunuzu takdim edeyim. Tutam yer elinden. Erzurum türküsü. Evet çok güzel bir türkü. Dinliyoruz efendim hep birlikte. Dönesin zalim aşkına.
sensiz de geçer günlerim. Boşver düşünme beni. Sana bir çift sözüm kaldı. Hayırsız yar dinle beni. Yıktın evim ocağımı. Sen de yıkılasın evimi. Unut diyordun yazılı. Çoktan unuttum seni. Sensiz de geçer günlerim. Boşver düşünme beni. Sana bir çift sözüm kaldı. Hayırsız yar dinle beni. Yıktın evim ocağımı. Sen de yıkılasın evimi. Sevdanla yanıp dursam da şu gönlümden sileceğim. Yeter artık çektiklerim, kimseyi sevmeyeceğim. Sevdanla yanıp dursam da şu gönlümden sileceğim. Yeter artık çektiklerim, kimseyi sevmeyeceğim. Sensiz de geçer günlerim, boşver düşünme beni. Sana bir çift sözüm kaldı, hayırsız yar dinle beni. Yıktın evim ocağımı, sen de yıkılasın evimi. Unut diyordun yazılı, çoktan unuttum seni. Sensiz de geçer günlerim, boşver düşünme beni. Sana bir çift sözüm kaldı, hayırsız yar dinle beni. Yıktın evim ocağımı, sen de yıkılasın evimi. Unut diyordun yazalım, çoktan unuttum seni. Sensiz de geçer günlerim, boşver düşünme beni. Sana bir çift sözüm kaldı, hayırsız yar dinle beni. Yıktın evim ocağımı, sen de yıkılasın evim. Ağzına yüreğine sağlık. Korusun, saklasın amin. İnşallah. Amin inşallah. Efendim. Hep birlikte amin diyoruz. Gerçekten amin. Çok önemli. Evet efendim, böyle evet. Bol bol dinliyoruz, tekrar ediyorum. Hani bu programı kaçırdınız, üzülmeyin, akşamı var. Akşam tekrar var mı? Programın mı? Gece evet. Var. He, gece. Ama tamam, sahnemiz var. Saat 8.30'da da Naturella da var canlı olarak. Evet. Peki bu programın tekrar var mı? Bak Milad gece, abi? Saat böyle 4 gibi, 3-4, kaçta bilmiyorum, 3'te mi 4'te mi? Ya 3 ya 4'te başlıyor tamam. Gece tekrarı. Ama... Elbette ki kaçırdığım gibi üzülmeyin. Yarından itibaren YouTube'dan da takip edebilirler tamam. Programımızı. Bu arada mesajlarımız da gelmeye devam ediyor efendim. Onları da okuyalım. Merhaba demiş bir izleyicimiz sadece. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba diyelim. Nedisin? Nedisiniz? İyisiniz inşallah, hoşsunuz. Değil mi? Ne? Ama ne güzel bir ağzımız var ya. Çok yani güzel ağzım, ya. Evet, çok evet. Samimi. Gerçekten öyle. Zaten Anadolu insanının samimiyeti. Ya kesinlikle. Evet. Canım Arzu ablam, iyi ki varsın, iyi ki seni tanıdık. Sayende çok değerli ve harika bir ablamız oldun. Seni çok seviyoruz. Yüzyıl Mahallesi olarak cansın demiş. Yüzyıl. Yüzyıl. Ama ne yapıyorsun sen buraya ya? Yüzyıl Mahallesi seni çok seviyor. Bilemedim vallahi. Sağ olsunlar. Evet.
Canım Arzu ablam demiş yine aynı kişi. Rica etsem zannetme ki unutulmam mı da söyler misin demiş lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Söylersen seviniriz. Zannetme ki unutamam. Var mı bizim listemizde yok herhalde? YouTube'da var ama sahne çekimi var. Onu başka zaman inşallah okuruz. Bir dahaki sefere. İnşallah. Biz böyle bir sanatçı, böyle kıymetli kardeşimi bir daha ben bulurum inşallah. Çünkü davet edeceğiz tekrar. İnşallah. Ama bu sefer yemek yaptıralım şefim. Olur mu? Kesinlikle çok güzel olur. Ne? Ben de hazırlıklı geleyim. Burada inşallah. Ne yapalım? Hamur işi falan yapabilirim. Hamur işi yapalım. Dediğim gibi işte. Kofik doldurak. Kofik doldurabilirim. Doldurak yalnız. İçli köfte yapabilirim. Niye oğlum alındı sen şimdi Malatyalı kameraman? Hemen bak bana gülmeye başladı kofik doldurak diye. Kofik deyince değil mi? Malatyalı arada hepsini de çok seviyorum. Ne olur alınmayın. Bu artık aramızda bir estantane, güzel bir espri oluştu. Bundan daha kimse Malatyalılar da alınmasın. Malatya Elazığ iç içe zaten. Ya yani artık birleştik. Ayrılmaz bütün kesinlikle böyle yapayım kameramanımızla. Birleştik. Vallahi ben severim. Sana evet, söylüyorum. Evet. Her birine de buradan selam olsun efendim. Ayırt etmek mümkün değil. Çünkü 90 kilometre aramız. Evet, evet. Artık şehirler büyüdükçe her iki taraftan da birleşme noktasına geldik. Aynen, neredeyse. Aynen, yakınlaşıyor, doğru. Buradan da zaten kültürlerimiz çok yakın. Çok birbirine yakın, doğru. Yakın. Benim de İstanbul'da çok değerli sanatçı arkadaşlarım var, abilerim var. Yani çok Malatya'da çok, İstanbul'da da çok fazla yani. Evet. Malatyalı görünce şey oluyoruz, aa hemşerim falan diyoruz yani. Gerçekten. O kadar yakınız birbirimize. Evet. Yani onların da yılbaşını kutluyoruz efendim, Malatyalıların da. Kesinlikle. Bir fıkra vardır ya, ben şimdi buradan anlatmayacağım, çok amiyane olur. Demiş hatta ve de hatta Malatyalılar dahi cennete gireceklerdi. Öyle mi? Bunu başka versiyonu çevirdim efendim. Evet efendim. Şöyle mesajlarımız geliyor. Ben de okuyorum hemen. Ya bir de yazıp bile siliyorlar. Az önceki parça için de rejimizden özür diliyorum efendim. Biz yanılttık. Şimdi reji bu konuda çok hassastır. Evet, doğru. Biz söyleriz. Bak işte yanlış söyler. Bir de böyle kağıdı eminim Serdar vurmuştur şimdi. Ama canlı yayında oluyor böyle olur, yani. Tabii aksaklıklar tabii ki. Evet. Normal. Mirat Bey merhaba. Ben İstanbul'dan Salih Bayrak. Programınızı çok güzel. Dersaadet Derneğimiz olarak 05'te kahraman şehidimiz Fethi Sekin anma gecesi düzenleyecektir dernek. Bağcılar Halk Sarayı'nda tüm hemşerilerimiz davetlidir. Sanatçımıza selam olsun demiş. Evet biz de bu hafta içi yani yılbaşından sonra zannediyorum Perşembe ya da Cuma günü inşallah Allah bir manikeder vermez ise çok kıymetli şehidimiz. Bizim için çok değerli, evet. Vatanımız için çok değerli şehidimiz. Fethi Sekin'in yetiştiren o çok kıymetli babasını burada konuk edeceğiz, onunla sohbet edeceğiz. Evet. Malum Fethi Sekin külliyemiz yapılıyor. Onun üzerine biraz sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Elazığ'ımızın gururu olacak inşallah o külliyede. Zaten Fethi Sekin tüm memleketimizin, tüm vatanımızın gururu. Evet. O gururumuzu bir de böyle bir külliyeyle taşlandıracağız Allah kısmet tabii, ederse. Tabii. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim. Evet gelelim. Anam patlama yaptık. Patlama. Canım Arzu ablam o zaman rica etsem 100 yıl mahallesine bir parça armağan eder misin? Lütfen severek takip ediyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Valla daha 3-4 tane parçamız var. İyi ki laf varsınız. Aramızda. 100 yıllılar. Evet. Laf aramızda onların her biri sizlere armağan olsun diyelim mi? Olsun tabii ki, tabii ki, tabii ki. Her birine gitsin. Tabii. Bundan sonraki bütün parçalar yüzyıla gelsin. Kesin. Merhaba, selamlar. Ben Onur Arzu Hanım'dan pardon. Biraz bitişik olmuş da özür dilerim. O yüzden okuyamam. Hanım'dan niye çattın kaşlarını türküsünü istiyorum. Mutlu yeni yıllar türkü tadında bir hayatımız olsun inşallah. İnşallah efendim. O da bir dahaki sefere diyelim değil mi? O listemizde yok. Tabii inşallah. Evet. Evet. Selamlar sevgiler. Mesajlarımız geldikçe okumaya devam edeceğiz. Evet yemekten konuşalım biraz ya. Arzu konuşalım. Uzun yıllar Elazığ'da kaldın. Evet. Elazığ mutfağını da az çok. Bilirim. Bilirsin. Anne ki Harputlu. Evet. Benim hemşerim annesi Elazığ. Harputlu bir de Harputlu olunca öz Elazığlı derlermiş yani. Evet Harputlu, özüdür. Orada, evet orada yerleşim yeri başlamış ve sonra aşağılara indiği kesinlikle. İçin. Kesinlikle. Yani bu demek değil ki bir Pavlu Elazığlı değil, özü elbette, değil. Elbette tabii ki. Bir Baskilli, Kebanlı değil. Her biri tabii, Karakoçan, tabii. Her biri Elazığ'ın özüdür. Ama evet. Harput merkezdir. Merkez. İlk yerleşim yeri orasıymış. Çok doğru. Aynen. Buradan da her birine selam olsun. Tüm Elazığlılar kalbi Elazığ diye atanlara. Yani, diye evet, yerim, evet. Özellikle Yüksel Eser'e. Arka tarafta Elazığ aşığı. Elazığ. Evet aşığıdır. Çok.
uçakta gördüm. Memleketim, memleketim. Ne oluyorsun dedim. Ya böyle bir memleket gerçekten var mı? Gerçekten nasıl bir memleket aşkı yani. Maşallah çok güzel. Çok uzun süre kalanlar derler ki ya yeter artık çıkayım şu memleketten. 3 gün efendim. 3 gün sonra özledim de özledim. Değil mi? Taşını, ya, toprağını ya. Özledim. Belçika'da yaşayan sevgili Mustafa Gülbasan benim canım ciğerimdir, akrabamdır. Evet. O da Elazığ aşığı ama Belçika'da. İşte gurbetçiler için çok zor gerçekten. Buradan selam olsun. Onlar da internet üzerinden seyredeceklerdi. Bir dahaki parçada gurbetçilerimize gitsin mi? Gitsin vallahi. Değil mi? Evet. Buradan da her birine selam olsun. Onlara da iyi seneler diliyoruz efendim. Sağlık, evet. Mutluluk, huzur ve artık yeter. Dönün memlekete. Yatırımları bu tarafa yapın vallahi diyoruz. İçleri gidiyor ama işte. Biliyorum. Yapacak bir şeyleri gerçekten. Yok gerçekten. Acı vatan derler ya. Aynen onlar öyle. Onlar için de orası öyle. Evet, bir parça daha dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Yönetmenin dedi az dinlettiriyorsun. Evet, az Türkü okuyorsunuz dedi. Çok okuyalım o çok zaman. Okuyalım, çok okuyalım. Evet, az önceki Erzurum parçası sıramızda efendim. Çok güzel, tamamdır. Neyi tutarımdan yar mıydı? Tutam yar elinden. Tutam yar elinden. Erzurum parçası. Dinliyoruz efendim hep birlikte. Çok kıymetli Arzu Arıkan'dan. Yeah.
Ağzına, yüreğine sağlık. O güzel sesine sağlık. Öyle mi? Benim şansıma bu türkü çıktı. Yani hep böyle değişik sanatçı arkadaşlarımızla okumuştuk. Yudum'la değil mi yaptığınız? Yudum da vardı. Bu tamamen Erzurum projesiydi. Erzurum'a yönelik. Üzerine. Evet, doğru. Evet. Farklı bir CD'ydi. Bizim Ahmet Coşkun'un projesi. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Bundan canım kardeşim. Evet. İspir Belediye Başkanımız Ahmet Coşkun'a da selam olsun. Evet, evet. Benim çok kadim dostumdur kendisi. Evet. Aynı projede de görev almıştık, rol almıştık kendisiyle. Ahmet Bey'in projesiydi. Evet. Buradan selam olsun efendim. Ona da başarılarının devamını diliyoruz. Aynen. Buradan. Belediye başkanı oldu. Evet. Efendim konuyu başını anlattık, sonunu getirmedik. Yöresel mutfağımız. Anneden öğrenmişizdir dedik. Tabii. Yani yapıyoruz değil mi onlara yöremizin o güzelim yemeklerini? Yapıyoruz yani o glorik köfte falan. Ana. Hala yapıyoruz. Geçen hafta annem yaptı mesela yani. Değil mi? Yöresel ismiyle söyledim. Bizim evde sürekli olur yani Elazığ mutfağı, içli köfteler falan i̇çli dediğim köfteler, gibi. Evet, aynen. Her biri ayrı bir lezzet evet. Elazığ'ımızın mutfağı. Yani tatmayanlar tatmaya bekliyoruz diyelim evet. Elazığ'a. Şimdi mesajlarımız da yine geliyor efendim. Ben hiçbirini böyle okumamazlık etmek istemiyorum. Ki yani Bağcılar 100. yıl mahallesi. Bizi, maşallah. Evet. Bizi bugün teslim aldım maşallah. Yardımanına evet tuttu sağ olsunlar. Ama çok demek ki izliyorlarmış. Ederim. Senin de tabii o sosyal medyada evet, paylaşımın. Evet, evet. Bundan sonra izlemeye devam ediyor muyuz 100. yıl? Kıskandım vallahi bu kesinlikle. Sevgiyi. Evet, Miladım Mutfağı bundan sonra izlenecek. Sınav yapacağım size. Hadi ya yapma. Aman aman. Bu hafta ne vardı? Hadi bakalım. Canım Arzu ablam, 100 yıl mahallesi adına sana çok ama çok teşekkür ederim. İnşallah yakın bir zamanda tekrardan bir araya geliriz. Cansın, iyi ki varsın. Gülücükler, böyle şeyler, kalpler. Sağolsun. İyi seneler olsun efendim. İstanbul Yenikapı'da Yozgat tanıtım günlerimiz vardı. Harun Hı. kardeşim oraya gelmişti. Kalabalık bir grupla böyle toplamışız mahallesi. Ne güzel. Sağolsun. Arzu ablamdan içinden gelen bir Elazığ türküsünü rica ediyorum demiş. Türküyü halama armağan ediyorum. İyi yayınlar kardeşi Yavuz. Ay Yavuz'cuğum, Yavuz ay doğmuş. Evet, o da Elazığlı'dır. Benim evet. yeğenim gibidir, elimde büyüdü. Şu anda annemin yanında. Halam dediği kişi, mi? Evet annem. Selam olsun canım efendim. Benim. Mesajı sizi. Devam ediyor. Merhabalar Arzu ablamdan, gözleri fettan anam. Rahmetli annesinin türküsüyle, evet. Fettan güzel türküsünden fettan bir kubli güzel. Okumasını rica ediyorum. Yine kardeşi Yavuz. Kardeş evet. şeyinden, kontenjandan faydalanıyor değil mi şu anda? Aynen öyle ama Yavuz gerçekten kardeşim gibidir. 9 yaşından beri elimizde büyüdü yani. Babası rahmetli oldu. Daha sonra gülümser teyze, annesi rahmetli oldu. Annemin ahretliğiydi annesi. Evet. Onun Allah için Yavuz'un yeri bende çok başkadır. Selam olsun canım kardeşime. Selam olsun elbette. Evet. Buradan havanıza da selam olsun. Anneniz. Evet, anneme halalar. Fatma Hanım'a da selam evet. olsun. Ne okuyacak mıyız böyle? Mırıldanır mıyız? Kırmayalım. Neydi? Gözleri fettan güzel bir de Elazığ türküsü. İstersen ikisini birleştirelim. He yani. Bir de Elazığ değil çünkü. Evet. Playbacklerimiz de var. Onu ilerleyen saatlerde vakit tamam. kalırsa yapalım. Tamam. Yani akşam da sahnede bak. Özel böyle Elazığ bölümümüz olacak. Elazığ evet. türküleri. Tabii ki. Akşam olacak değil mi? Facebook sayfamızdan da canlı yayın yapacağız inşallah. Canlı yayın yapacağız evet. Evet. Naturella'yı. Naturella'yı. Belki kanalda bir sürpriz yapar böyle canlı da oradan verebilir. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Verecek. Hadi canım. Sen de bir mi? Ha ben de. Kes. Anın eli tutulmazmış. Bakalım yani, kanalımız ne yapacak? Ahmet Akdeniz İstanbul'dan izliyorum sizi. 6 senede orada evet. görev yaptım. 6 sene görev yapmış buradan polis, Ahmet Akdeniz. Evet polis memuruydu Ahmet. Arzu Hanım'a evet. selamlar iyi yayınlar diliyorum demiş. O da Ahmet'cim benim canım ciğerim. Çok değerli bir dostum arkadaşım çok uzun yıllar. Elazığ'daydı şark görevini burada yapmıştı. Şimdi İstanbul'da yanıma geldi. Evet teşekkürler. Selam olsun Ahmet Akdeniz. Efendim program çok güzel demiş. Tebrik ediyorum. Bizim için ayrı bir anlamı var. Akşam da programdayız demiş bir izleyicimiz. Bekleriz efendim. Tabii evet. ki. Böyle ya bir de şimdi şey var. Sanki inanmıyoruz biz izlediklerine. Bir de resim atıyor insanlar biliyorsunuz değil mi olayı? Resme yapıyorlar. Evet. evet. Elbette ki. Evet sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ya şeyi merak ediyorum Arzu. Hiç bu yönünü bilmem. O yüzden sormak istedim. Estağfurullah buyurun. Kendi eserlerin var mı? Güftelerin yani yazıyor musun?
Yani yazıyorum ama bestelerken biraz beceriksizim. Güfte var, beste yok. Güfte var, beste yok. Evet, o tarafa çok fazla yönelmedim onun için, yönelmedim. Çok değerli arkadaşlarımın yazdığı besteler var. Onları artık biz de kim seslendiriyoruz. Kim de söylüyor değil mi? Ben de öyleyim işte. Bakın ben de hayatta mesela şiiri yorumlarım, bilirsiniz. Ama hayatta bir dörtlük yazamam. O yetenek meselesi ve hepsine sonsuz saygım var, o çok büyük bir yetenek. Tabii. Benimce. Aynen öyle. İşte güfte yazmak, işte beste yapanlar, tabii, her birine ayrı sonsuz saygımız var. Ve yapanlar da oldu burası, çok kıskanmışımdır o yazanlar. Ne güzel. Evet, imrenilecek bir şey aslında. İmrenilecek ama bir şey. Dediğim gibi o da başka bir sanat. Yani Allah herkese her şeyi verecek diye bir şey yok. Bana ses vermiş, ona beste kabiliyeti vermiş mesela. Bizim çok yudum doğru. Öyledir. Yudum. Konuşma esnasında bir şey söylersin mesela, başlar hemen dıngır 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 beste yapmaya. Gelir. O başka bir şey tabii ki. Evet. Aynen. İşte o güzel bir olay, güzel bir yetenek. Tabii. Çok Allah verdiyse. Evet. Zorlamakla olmuyor yani. Olmaz, mümkün değil. Ne yapsan boş. Evet. Biz notalarla dans ediyorduk mesela konservatuarda. Notalar önümüzde yani. Tabii. Tersten bile okursun ama beste yapamıyorsun işte, o notaları bir araya getiremiyorsun yani. O başka değil bir mi? Şey tabii. Evet. Onlar yapsın, biz okuyalım. Tabii onlar yaz, şey sen yaz. O harika beste yapan insanlar bestelesin. Aynen. Biz çok de çok değerli teknik adamlar da onu dijital ortamda bizler de dinleyelim. Ne güzel. Değil herkes mi? Didem, öyle mi? Tutacak. Ya harikasın. Ya bazı insanlar böyle, ben çok hoşuma gider. Şurada izlerken pozitif enerji verir insana. Kesinlikle. İzleyici de öyledir değil mi? Aynen öyle. Yani bir mekana giriyorsunuz ya da bir stüdyo oluyor. Gerçekten o enerjiyi hemen veriyorlar. Ya böyle bir düğün havası oluyor ya cenaze havası oluyor. O zaman sizin de gardınız aşağı düşüyor mesela. Özellikle protokol düğünlerinde bu çok fazla vardır. Hani bunu çok sanatçı dile getirmez ama ben söylerim. Bir kasıntı, bir şişinik böyle otururlar falan. Ya arkadaş biraz sonra hoplayıp zıplayacaksın. Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim yani. Mi? İşleri 3,5 atıyor. Hepimiz aynı topraktanız. İşleri 3,5 atıyor. Aynen öyle. Sırf bu konumları yüzünden hiçbir şey yapamıyorlar. Evet, aynen dökün öyle. Dökün içinizi ya. Bu rahat olun ya. Didem'in de öyle. Bak bir de bak. Sal gitsin. Harika ya. Didem de öyle yani. Didem'i ilk gördüğümde mesela evet. Böyle bıcır bıcır geldi hoplaya zıplaya. Öyledir o. Evet. Çok da sahnedir. Mecla da öyle. Tabii buradan kamera arkasında arkadaşımız. Şöyle bir anons edelim. Ayın kaçıydı Didem? 17 Ocak'ta çok kıymetli sanatçılarımız da. Tuğçe Kandemir. Tuğçe, ya yeni nesile pek şey yapmıyorum. Çok özür diliyorum hepiniz. Tuğçe Kandemir konseri olacak efendim. Tüm sevenlerini o konsere bekler. Didem burada organizeyi yapıyor. Evet. Yanaklarından öpüyorum. Gerçekten çok kıymetli bir organizatör Didem kardeşim. Evet. Gördün değil mi Didem? Yapmazdım hani. Harikasın. Demek ki evet. Hep destek tam destek. Tabii ki. Değil mi? Canım Arzu abla. 100. yıl. Vallahi harikasınız. Abi yemin ben masanın altına doğru. Abla demeseniz de olur ha bu arada. Ablam umarım ki bizi unutmaz demiş ve yakın bir zamanda tekrar bir araya geliriz. 100 yıl her zaman senin arkanda destekçin ve sevenindir demiş. 100 yıl mahallesi her yerde her zaman. Harun Kanca imza. Evet. Teşekkür ederim Kanca. Harun kardeşim. Selam olsun. Vallahi canım bugün benim. Programı teslim aldınız. Ben kıskanıyorum. Beni de artık böyle biraz şımartın ya. Vallahi ya şefim. Seni unuttum ben ha orada. Vallahi yemek evet. Ne oluyor ya bir müsaaden var değil mi? Şöyle bir bakayım. Estağfurullah buyurun lütfen. Aşk alacağız. Estağfurullah. Hiç ne yapsam bugün açla bıraksam akşam Pekinör'de yiyeceğim. Aç mı bırakayım bırakma, o bırakma. Zaman? Tamam, bırakmayayım. Evet, Allah kimseyi aç bırakmasın bu arada. Amin, amin. Kesinlikle. İşte 2020'den işte tüm o evsizlere ev. Amin. Sağlığını yitirmiş olanlara sağlık. Amin. Ne diyelim? Her şeyi söyledik en güzel şeyleri. Sağlık tabii, en başta çünkü. Amin, tabii ki. Huzur, mutluluk. Hepsini nasip etsin inşallah 2020'de amin. Bütün memleketimize, bütün insanlığa diyelim ya. Kesinlikle. Yani memleket diye ayırmayalım. Kesinlikle. Elbette ki öncelik kendi memleketimiz, tabii Türkiye'miz ki. Ama tüm insanlıkla mutlu olsun isteriz. Amin. İnşallah. İnşallah. Ne durumdayız? Az kaldı. Diyorsun. Evet diyorum bugün bile. Bugün istiyor vermiyor ya hiç. Etimiz pişti ama değil mi? Etimiz fırında. Fırında. Çıkaracağım şimdi. Evet. Pilavımız demleniyor. Pilavımız da demleniyor evet. Harika. Az kaldı bir şey ya, kalmadı şimdi, yani. Peki ben şimdi gel birlikte soralım. Şefim. Soralım. 2020'den beklentin ne arzu? 2020'den beklentim gerçekten söylüyorum
Vallahi insanların mutlu olması ya. Yani milletçe. Gerçekten. Kesinlikle. Şimdi ben buraya geldim. Burada örf, adet, anneanne hala devam ediyor. Ve bu çok ümit verici bir şey. Batı'da evet. Bu yok artık. Maalesef. Evet. Unutuldu, bitti, gitti. Hiç yani. Onun için herkes mutlu olsun ya. Kesinlikle. Lütfen köklerimizi yani. Unutmayalım. İnşallah. Köklerimize bağlı kalalım. Örfümüzü, adetimizi lütfen unutmayalım. Yani bir büyük geldiğinde ayağımızı uzatıp da oturmayalım. Ayağa kalkalım, saygı duyalım hala. Bunlar maalesef yeni nesilde artık rastlanmayan şeyler. Getirdiğimiz şeyler değil mi maalesef? Evet, yani ebeveynler, anneler, babalar lütfen bunlara biraz dikkat edelim. Yeni nesilde ama. Yeni nesilde o örfümüzü, adetlerimizi, geleneğimizi şöyle bir gözden geçirsin. Ondan evet. Sonraki nesil aktarmak evet. için. Batı'da artık bayramlar tatil olarak değerlendiriliyor. Evet. Tatil, hemen hop tatilde ya. Çünkü niye bayram yaşanmıyor? Çocuk görmüyor. Bundan sonra ne aktaracak? O da evladına bir şey aktaramayacak. Yani çok bu haklısın. Gerçekten çok üzücü bir şey. Ben çok üzülüyorum. Hepimiz. İnşallah böyle milletçe daha düz. Özümüze daha dönelim. Özümüze, evet lütfen özümüze dönelim. Huzur olsun, sağlık olsun. Başka hiçbir beklentim yok. Eyvallah. Şimdi gerçekten. Ben şimdi buraya döneceğim. O söyledikleri var ya. Diyeceksin keşke yarın da burada olsa. Gerçekten. Vallahi. Hiç belli olmaz. Çat kapı yapabiliriz. Evet, şefime doğru dönüyorum. Bir de yarınımızın menüsü var efendim. Hani bizimle birlikte yapanlar hazırlayacaklar ya malzemeyi. Evet. O yüzden. Ne yapacağız yarın? Muhaşerli köfte. Yalancı işli köfte. Yalancı işli köfte. Seversin değil mi? Yalancısını mı? Tabii. Ya, esahçısını. Esahçısı yoksa yalancısını severiz inşallah. Muhaşerli köfte ile başlayalım. Bakalım neymiş malzemeleri. Kenara kovdu beni. Evet. Mukaşerli köftemizin malzemeleri 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı haşlanmış nohut ya da mukaşer. Yani mukaşer yerine nohut da kullanabiliriz. 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı reyhan, tuz, karabiber, aldığı kadar da unumuz var. Sosu için 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tat kaşığı biber salçası, 1 kase domates sos, tuz, karabiber, maydanoz ve diğerini alabilir miyiz? Evet. Yalancı işi köfte. Yalancı işi köfte. Buyurun efendim. Yalancı işli köftemizin malzemeleri 4 adet 4-5 adet kuru soğan, 400 gram orta yağlı kıyma, 300 gram tereyağı ya da margarin, birkaç kaşık tereyağı ekstra kullanacağız son aşamada. Yarım çay bardağından 1 parmak fazla su, 2-3 avuç iri çekilmiş ceviz, tuz, pul biber, karabiber, dışı için 1 adet kuru soğan, bulgur, yarma, tuz ve pul biber. Çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Efendim yarın bu malzemeleri hazırlıyoruz ve sizler kendi mutfaklarınızda, bizler de burada stüdyo mutfağımızda. Karşılıklı değerli şefimiz Müyesser Hanım'ın o güzelim tarifleriyle birlikte yapıyoruz inşallah efendim. İnşallah. Evet, böyle sonlara doğru yaklaşırken hemen ya birkaç mesajım var. Bugün gittiler aslanırlar herhalde bize ya. Tanımazlar mı? Hadi ya. Programımızı ayrıca zevkle izliyoruz. Bilat Bey, şahsınızla tüm Elazığ ekibinizi, ailenizin ve misafiriniz Arzu Hanım'ın yeni yılını tebrik ederim. 2020'nin ülkemize huzur getirmesini dilerim. Hayrettin Yerkazan. Buradan selam olsun Hayrettin Bey. Selamlar. Hürmetler, saygılar. Bacıma da selamlar. Benim akrabam efendim, enişte. Öyle mi? Evet. Selamlar olsun Hayrettin Bey. Öyle olsun. Milat Bey, bu pankartımız ekranda tutarsanız şu anda çok zor. Onu görmemiz lazım. Özür diliyorum. Hani farklı bir şey olabilir. Korktum evet, yani. Evet, canım Arzu ablam, teşekkür ederiz. Bu yılın son gününde o güzel sesinle bizi büyülediğin için. İyi ki varsın. Sen cansın. 100 yıl mahallesi olarak. Harikasınız 100 yıl. Bugüne damga vurdunuz yemin ediyorum. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar. Abim, konuğunuz Arzu Hanım'a selamlar. Güzel ses Arzu Hanım, Elazığ'ımızı acaba yeni yıl sağlık, barış, huzur getirsin. Elazığ sporumuza transfer tahtası açmayı nasip etsin inşallah. Ahmet Kasap, inşallah efendim. Tek dileğimiz o. Elazığ sporumuz, markamız elbette. Onların da sorunlarını halledip inşallah 2020'de o tahtamızı açacak. İnşallah başarıdan başarıya da imza atacağız diyoruz. Evet. Parça okuyalım mı? Haydi okuyalım. Hareketli bir şey gelsin o zaman. Parça okuyalım hemen. Sonra da finalimizi evet. Beraber yapalım. Yemeğimizi haydi koyunca. Bakalım. Evet, buyurun. Adamım efendim. Adamım, adamım. Kimin adamı bakalım. Oh,
çiçeğisem de sandım. Alacaksan al, gel kapımı çal. Bana artık vurulamaz al. Adamım, adamım, seni seviyorum adamım. Yemin ediyorum adamım. Kulakların işitmiyor mu? Hey ben kime söylüyorum? Ben kime söylüyorum? Yeter artık bu ne mantık? Yetti artık beklemekten uzandık. Bekle bekle yaşlandık. Hem çeysem de sandık. Alacaksan al, gel kapımı çal. Bana artık vurulamaz al. Adamım, adamım, seni seviyorum adamım. Yemin ediyorum adamım. Kulakların işitmiyor mu? Hey ben kime söylüyorum? Adamım, adamım, seni seviyorum adamım. İşitmiyorum, hey ben kime söylüyorum? Adamım, seni seviyorum adamım. Yemin ediyorum adamım. Kulakların işitmiyorum, hey ben kime söylüyorum? Adamım, seni seviyorum adamım. Yemin ediyorum adamım. Kulakların işitmiyorum. Hey ben kime söylüyorum? Hey ben kime söylüyorum?